Evet. Herkese iyi günler diliyorum. Dün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kapalı oturuma tanıklık ettik. Erdoğan 1 Ekim tarihinde meclis açılırken yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da sergilediği saldırgan ve vahşi tutumun bölgeye yayılacağını ve yeni hedefin Türkiye olacağını söyledi. Gazze'ye ve Lübnan'a bombalar yağarken Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın oralarla kaygılanmaktan daha öte kendi ülkesinin hedef haline getirildiğini söylemesi adeta tarihe geçilmesi gereken bir not olarak önümüze düştü. Tabii şunu ifade ettik, eğer böyle bir istihbaratınız varsa bu arka planı gösterin bize, biz görelim. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı dün meclise geldiler, kapalı bir oturum gerçekleşti 3 saati aşkın bir süre boyunca. Önce 1 saatten fazla bakanları dinledik, sonra da 20'şer dakika grupların konuşmaları oldu. Şüphesiz iş tüzük uyarınca 10 yıl boyunca bu tutanaklar açıklanmayacak. Ama biz dedik ki ne söylediğinizi değil ama ne söylemediğinizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün Erdoğan diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hemen bu kapalı oturumdan sonra açıklama yapması doğru olmamıştır. Kendisinden olgunluk beklerdik diyor. İfade edelim. Söylemediklerinizi söyleyeceğiz demiştik ve bunu söylüyoruz. Sadece dün değil, şimdi biz de söylüyoruz. Dediniz ki bize yıllarca, İsrail'in yayılmacılığının teolojik ve tarihi bir temeli vardır. Peki, teolojik ve tarihi temeli olan, vaat edilmiş topraklar üzerinden politika yapan İsrail'in, Başbakanı Netanyahu ile Eylül 2023 ayında New York'ta bizzat görüşmeyi sen yapmadın mı? Eğer Gazze saldırısı olmasaydı Kasım 2023'te Netanyahu'yu Türkiye'ye davet etmemiş miydin? O zaman vaat edilmiş topraklar projesi yoktu da İsrail'in, sonradan mı çıktı bunlar? Dolayısıyla elle tutulur bir yanı yoktur bu işin. Bir başka önemli husus, bu memleketin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AKP Genel Başkanı, daha 2 ay evvel Rize AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğinde aynen şu cümleyi kuruyor. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da, yani İsrail'e de yaparız, yapmamak için bir şey yok. Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın dili midir bu dil? Önce bunu bir söyleyelim. İkinci olarak da, ya sen 2 ay evvel İsrail'e giriyordun. 2 ayda ne değişti ki İsrail'in en büyük hedefi Türkiye haline geldi? Bunların elle tutulur bir tarafının olmadığını söyleyelim. Yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkan, ekonomide hiçbir ilerleme sağlayamayan, yurttaşını açlığa ve yoksulluğa mahkum bırakan AKP ve onun genel başkanının gündemi saptırma çabalarının bir parçası Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Ayrıca şunları da ifade etmek isterim. Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre İsrail'in halen 270 muharip savaş uçağı var. Bunların içerisinde F-35'ler var. Bunların içerisinde modifiye edilmiş F-16'lar var. Güçlü bir filo. Türkiye'nin elinde 220 muharip savaş uçağı var ve son 22 yılda filoya yalnızca 30 uçak katabildin. Ne F-16'ların modernize edilme projesini geliştirebildin, ne de F-35'in bir parçası olarak kalabildin. Bu bağlamda Türkiye'nin bir zafiyeti var ise bunun sorumlusu bizzat 22 yıllık şahsının hükümetidir. İlaveten söyleyelim. İsrail'in gök kubbesinden bahsediliyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi ne durumda? Örneğin S-400'ler almıştın değil mi? S-400'ler 2 milyar dolar verilerek alınan hava savunma sistemleri hala ambalajın içerisinde. Bu çerçevede sen
NATO ile olan ilişkilerini bozdun, F-35 alamadın, S-400'leri de ambalajdan çıkartamadın. Dolayısıyla bu memleketin bir beka sorunu varsa adı da soyadı da sensin. Bunların altını kuvvetle çizelim. Ama şunu da ifade edelim ki Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Ülkesiyle, milletiyle, devletiyle beraber herhangi bir tehdit algısının ya da saldırısının altında kalabilecek bir ülke değildir. Şimdi tabii İsrail konusunda atıp tutan, hamasi nutuklar atan, bugün de grup konuşmasında bu hamasetini devam ettiren Erdoğan'a soralım. Sen ticaretini kestin öyle mi İsrail'le? Bakın rahmetli Hasan Bitmez'i burada saygıyla anıyorum. Siz Ekim'den bu yana İsrail'le ticareti sürdürüyorsunuz diyenlerin üzerine saldırdınız. Meclise sıra kapaklarını vurdunuz. Sonra ta Nisan ayını bulmak gerekti ki tüm ticareti yasaklama kararı alabilirsiniz. Peki şimdi tüm ticareti yasakladınız mı? Bakın elimizde bir liste var. Bu liste İsrail'le olan ticaretin kağıt üzerinde sonlandırıldığını, aşağıya çekildiğini gösteriyor. Hemen altında da Filistin'le olan ticaret var. Arkadaşlar, 1 Ocak 30 Eylül tarihleri arasında Filistin'e yapılan çelik ihracatı %14.678 artmış. Filistin'e yapılan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı %10.066 artmış. Ya soruyu soralım. Filistin'in toprak bütünlüğü belli, coğrafyası belli. %16.000 artan çelik, %10.000 artan çimento Filistin'e mi gidiyor? Yoksa Filistin üzerinden başka yerlere mi gidiyor? Bunu bütün dünya biliyor. Geçmişte nasıl ticareti inkar ettiyseniz, şimdi de Filistin üzerinden yaptığınız ticareti inkar ediyorsunuz. Soruyu soralım size. Bakü, Tiflis, Ceyhan, boru hattından, Azerbaycan'dan gelen ve bizim topraklarımızdan geçen petrol boru hattından İsrail'e petrol satılıyor mu, satılmıyor mu? Soruyu bu kadar soralım, cevabını da sizden bekleyelim. Ayrıca Kürecik radar üssü var Malatya'da. Oradan İsrail'e sinyal veriliyor mu, verilmiyor mu? Söyleyebilirsiniz ki o NATO'nun güney kanadına ilişkin bir radar üssüdür. Dolayısıyla sinyaller NATO'ya veriliyor. NATO'ya veriliyor da Amerika'nın üzerinden İsrail'e gitmiyor, öyle mi? Siz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Siz ancak sivil toplum kuruluşlarının yaptığı gibi göstermelik bir miting yapabilirsiniz. Ve buralarda hamaset üretebilirsiniz. Başka da hiçbir şey yapamazsınız. Bu bağlamda ifade edelim ki Türkiye'nin bir tek açığı vardır. O da demokrasi açığıdır. İlk seçimde memleket bu demokrasi açığını kapatacaktır ve Türkiye bölgenin tek ve en güçlü demokratik ülkesi olarak her türlü tehdidi hem sert gücüyle, yani modernize edilmiş, olması gereken noktaya getirilmiş silahlı kuvvetleriyle, hem de yumuşak gücüyle, yani onu yöneten demokrasiyle savuşturabilecek bir güçte olmaya devam edecektir. Ben bu çerçevede bu duygularımızı sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sorunuz var mı? Buyurunuz. Evet arkadaşlar, Türkiye'de bir taraftan uygulanan yanlış ekonomi politikaları çerçevesiyle altın fiyatları inanılmaz ölçüde yükselirken, insanlar artık çeyrek altını düğünlerde takamaz duruma gelmişken, Fatih Metin ve Özel Kalem Müdürü, eski Özel Kalem Müdürü 60 kilogram kaçak altınla yakalanmışlar. Şimdi Fatih Metin'in
Geçmişine baktığımızda nereden tecrübe kazandığını görüyoruz. 2011-15 yılları arasında adı geçen kişi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapmış. Rezalete bakar mısınız? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bakan yardımcısı içinde bulunduğu uçakta yalnızca özel kalem müdürünün gözaltına alındığı bir operasyonda 60 kilo altın kaçak altınla beraber bulunuyor. Peki bu kişinin siyasal yaşamı 2015'te bitmiş mi? Yok, bitmemiş. 2021-2022 yılları arasında da Tarım Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapmış. Ülkem adına utanç verici. Bu sadece memleketin kriminalize edilmesindeki siyasetin katkısını göstermesi açısından değil, aynı zamanda siyasetteki çürümeyi de gözlerimizin önüne açık bir şekilde sermesi açısından vahim bir olaydır. Derhal etkili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının yürütülmesi, Fatih Metin'le sınırlı kalmayacak ölçüde altın kaçakçılığı meselesine memleketin bir ciddi göz atması, bu alanda etkili bir süreci yürütmesi acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.